El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi min eşşeytan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili evliya kardeşlerim. Allah Teala'ya hamd ederiz. Sonsuz şükrederiz ki Allah'ın evliyalık müessesesi kainatın her devrinde insanların var olduğu bütün zamanlarda hep var olmuştur. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da veliler demek. Ama Türkçemize tekil olarak girmiş bir kelime. Yani aslında Arapça çoğul olmasına rağmen, veliler manasına gelmesine rağmen evliya kelimesini biz her evliya için tek tek ha Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Yunus mu dedin? O evliyadır deriz. İşte bu sebeple evliya kelimesi dilimize tekil standartlarında girmiştir ve tekil olarak da kullanılmaktadır. Daha çoğu zaman tekil olarak kullanılmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nedir bu evliyalık müessesesi? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyaları var ya diyor Allah Teala. Allah'ın velileri, Allah'ın evliyaları var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bu. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın evliyalarının içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, evliyalık deyince ulaşılması adeta mümkün olmayan bir hedefmiş gibi görünür. Herkes evliyalığı kendisinin ulaşamayacağı bir çok üst seviye, insanların ulaşması pek mümkün olmayan, her devirde bir kişiye veya birkaç kişiye nasip olan bir ayrıcalık zannederler. Oysa ki Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın herkesi ulaştırmak istediği ve son derece kolay ulaşılan bir makamdır. Ve herkes bu sözlerimizi duyduğu zaman hadi canım sen de deyip geçmek isterler. Ama böyle diyenlere bu kaseti gönderin ve deyin ki dinleyin. Kimdir evliya? Türkçedeki adıyla ermiş olan kişidir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış kişinin adı evliyadır. Öyleyse ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan,
ruhunu Allah'a ulaştırmış. Böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşmış olması lazım. Ruh ait olduğu yere geri dönmüş. İşte Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Allah'ın ruhu bütün insanlarda var. Allah'ın bir yaratığı olan ruh. Ve bütün insanlara Allah Teala ruh gönderiyor. Onları ruh sahibi kılıyor. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Bütün ruhlar bir emanettir, bir emirdir. Hangi konu, hangi nesne Allah'tan gelmişse bir görev yapacak ve tekrar Allah'a geri dönecekse o bir emirdir. Allah Teala diyor ki sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir ve size ruhtan pek az şey verilmiştir. Ruh görünür mü? Evet. Kimin kalp gözü açıksa ruhu görebilir. Allah Teala ona gök katlarını gösterir. Gök katlarında ruhların birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlardaki yaşadıkları güzellikleri birer birer gösterir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliya olmak meselesine dikkatle bakın. Ne diyordu Yunus 62, 63, 64? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için evliya olmuşlardır. Onlara dünyada da müjdeler vardır. Ahirette de müjdeler vardır. Evliyalık makamları 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki ilk makamla başlar. 22. basamak fena makamı. 23. basamak beka makamı. 24. basamak züht makamı. 25. basamak muhsinler makamı. 26. basamak ullelbap makamı. 27. basamak İhlas makamı. 28. basamak salah makamı. Öyleyse 7 tane velayet makamı var Kur'an-ı Kerim'de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Velayet yani evliyalık makamı. Öyleyse bir insanın evliya olabilmesi için ne olması lazım? Bir tek şey olması lazım. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse evliya olur. Dilemezse evliya olmaz. Olması mümkün değildir. Belki birçokların aklına şöyle bir sual gelir. Neden evliya olmayı dilemek değil de Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek kapı. Allah'a ulaşmak şehir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3-4 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah'ın evliyası olur. O kişi kendisi bu hedefe ulaşmamıştır. Allah onun ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmıştır ve kişi böylece evliya olmak şerefine ermiştir. Öyleyse muhtevaya gelin beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama burada iki türlü insanla karşılaşacağız. Allah'a isyan edenler, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, bunların haricindeki insanlar, bir başka ifadeyle bunlar kalplerinde hayır olanlardır. Onlar ikinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kalplerinde zevk olanlar, maraz olanlar, Allah'a isyan edenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtikleri arasındadır. Seçilmeyenlerin böyle bir talebi oluşturma imkanları mevcut değildir. Çünkü onlar baştan itibaren tavırlarını ortaya koymuşlardır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmıyorlar. Eğer inanmıyorlarsa böyle bir şey onların itirazını mucip oluyorsa ve bu itirazları sebebiyle başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlarsa, Allah'ın ayetlerini bu sebeple yalanlıyorlarsa, kesin olarak öğrenmişlerse ki mutlaka insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır, ulaşmalıdır. Bunu öğrendikten sonra, doğru olduğunu da kabul ettikten sonra saklıyorlarsa insanlar, daha evvel söyledikleri farklı şeylerden korkarak saklıyorlarsa, yani insanlar kendilerine, madem ki sen bunları biliyordun, neden bize insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedin demelerinden korktukları için saklayanlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca ikinci basamakta insanlar seçilirler. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı, büyük kısmı hatta mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. Burası dördüncü basamaktır. Çünkü gördüğü anda, işittiği ve bildiği anda Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi o kişide ard arda ciddi değişimler vücuda getirir. Ve çok kıymetli değişimler vücuda getirir.
Allah'a ulaşmayan birisi için kapalı olan Allah'ın bütün kapılarını açar. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gözleri kördü. İrşad makamına bakıyor ama onu görmüyordu. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura vardı. Allah-u Teala hicab-ı mestureyi o kişinin gözlerinden alır. Kişi irşad makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan değil, mürşid olduğunu görür. İrşad makamının sahibi olduğunu görür. Farklı bir yere koyar artık onu. O kişinin kulaklarında vakra vardır, bütün insanların kulaklarında. Ve irşada daha açık bir ifadeyle hidayete, daha açık bir ifadeyle Allah'a teslim olmaya müteallik ayetleri o insanlar işitmezler. Yani onun manasına varamazlar. Kulaklar duyar ama zihin onların manasına varamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kulaklarındaki vakrayı alır. Aldığı andan itibaren Allah'a kapalı olan yeni bir kapı daha açılmıştır. Kulaklar. Ve kişi irşad makamının sözlerini işitmeye başlar. Manasına varmaya başlar o sözlerin. Manasına varmazsa ne olur? Şu olur. Manasına vardığı takdirde kalbine indirecektir. Kalbine indirecek ve satıhta kalan manaya varma olayı deruna işleyecek. Kişi konuyu idrak edecektir. Hidayeti Allah'a teslim olmayı idrak edecektir. Öyleyse bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman orada olayın bitmediğini, Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki ekinliği aldığını görüyoruz. İdraki önleyen kompütür. Onun yerine ihbat koyduğunu görüyoruz o kişinin kalbine. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edileceği için, indirileceği için Allah'a dönük hale getiriyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, yararak bir yol açıyor. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı bir yol söz konusu. Ve böyle bir yol açıldıktan sonra her şey en güzele ulaşacak diye düşünmek söz konusu. Çünkü ancak bu yoldan sonra o kişi zikir yaparsa, yol açılmışsa, Allah'ın katından o kişinin göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli nurlar, o kişinin göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbin mühürlü olduğunu görecektir. Rahmetle fazl nurları ve fazl mühürden içeri girmeye çalışacak, sızmaya çalışacak,
ikisini de başaramayacaktır. Rahmet partikülleri de girmeyi başaramayacaktır ama sızmayı başaracaktır. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde, kalbine bir sızma olacaktır. Rahmet sızması. Bu rahmetin sızması, kalbin hacminin %1'ini bulacak, sonra da %2'sini bulacaktır. %2'yi bulduğu anda kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi ise irşat makamına karşı bir hürmet duyan, bir ulaşma ihtiyacı duyan birisidir. Taviyet onun için vazgeçilmez bir tutku olmuştur. İşte böylece o kişinin kalbinde Allah'ın nurları, rahmet partikülleri %2 oluşmuştur. Ve mürşidine ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar mutlaka. Sormak, ona ulaşmak iştiyakıyla içi doludur. Mutlaka hacet namazını kılar, Allah'tan sorar. Allah da ona mürşidini gösterir. Kişi burada 13. basamaktadır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır, 14. basamaktadır. Evliya olmuş mudur? Hayır. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöker, el öper ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlar. Devrin imamı da onun için mutlaka mağfiret diler. Her tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle beraber hazır bulunan ruhu olayın görgü şahididir. Kişinin tabiyetini gören devrin imamının ruhu her tövbe merasiminde mutlaka devrin imamının ruhlarından bir tanesi mutlaka oradadır. Aynı anda 1 milyon kişi el almış olsa aynı anda 1 milyon tane huzur namazının imamının ruhu her toplantıda, her tövbe merasiminin yapıldığı an yerde hazırdır. Ve eğer o kişi gerçekten 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine yerleşir. Ne olur yerleşirse, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılır. Allah'ın birinci nimeti o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun girip önden arkaya doğru uzanan bir şekilde yerleşmesidir. O kişiyi muhafaza altına almasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Artık kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu bir cazibe merkezidir. Çekim alanı, manyetik alan sahibi olan bir kelimedir. Fazılları kendisine çekmek gücünün sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman bu aşamada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne iner, göğsünden de Allah'ın açtığı göğsü şerh ederek, açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa o kişinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar manyetik alana tutulup yapışmaya başlarlar iman kelimesine.
manyetik alan kesintisiz bir şekilde vardır ve gelen fazıları mutlaka kendisine çeker. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? İnsanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. 10 tane insanla tabi oldukları için bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Allah'ın 5. nimeti. Sonra o kişinin nefsi bu anlattığımız minval üzere iman kelimesinin etrafında fazıları toparlamak suretiyle nefs tezkiyesine başlar. Kalpteki afetler %1 azalmaya başlar. Niçin azalmaya başlar? %1 fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başladığı için. İşte bu fazıllar %1 artarak %7'yi bulduğu zaman ruh, Allah'a doğru yola çıkan ruh, zemin kattan 1. kata ulaşmak yetkisinin sahibi olur ve 1. kata ulaşır. Böyle bir merhaleler sistemi içinde ruh Allah'a doğru yaklaşacaktır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Sonra Allah'ın 8. nimeti fizik vücudun nefsin tezkiyesi, yani temizlenmesi, nefsin kalbinde faziletlerin yerleşmesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulması söz konusudur fizik vücudun ve Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Bu kullar, bu nurlar, faziletler %50'ye ulaşana kadar Allah-u Teala tarafından kişinin kabulü şeytanın kulu standartlarındadır. Yani Allah'a kul olması kişinin giderek artıyor ama şeytana olan kulluğu %50'nin üzerinde olduğu için Allah-u Teala onu şeytana olan kulluğu ağır basan kişi olarak ortaya koyuyor. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde nurlar birikimine devam ediyor. Ne zaman ki nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır, o zaman şeytanın o kişinin nefsindeki afetler üzerindeki tesiri %51 azalmış olur. Yani faziletler nefsin %51'ini kaplamış olur. %49 fazilet, %2 rahmet birikimiyle %51 nur o kalbin içinde oluşmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. O kalbin içindeki nurlar o muhtevanın içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren o kişide şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için artık kişi şeytanın kulu ağırlıklı bir kişi değildir.
Allah'ın kulu ağırlıklı bir kişidir. O kişinin şeytanın kulu ağırlıklı olması %50'de bitmiştir. Ortadadır olay. Ama %51 nur birikiminde artık o kişi Allah'ın kulu olma konusunda ağırlıklıdır. Yani o kişi de evvelce şeytanın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyorken şimdi Allah'ın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyor. Çünkü nefsinin kalbindeki nurlar, Allah'a ait olan nurlar %50'yi aşmış, %51'e ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ruhun, fizik vücudun ve nefsin hidayetleri başlar. Hidayetler nefsin, ruhun ve cin hidayeti. Üç ayrı tür hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın 9. nimeti o kişinin iradesinin de hidayete başlamasıdır. Nefsin afetlerindeki azalmaya paralel bir standartta irade güçlenir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte güç kazanır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmakta güç kazanır. İrade giderek güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bir nimeti de o kişiye Allah-u Teala evvelce 1'e 10 verirken bu noktadan itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Bir derecelik bir kazancı olduğu zaman bu kişinin irşat makamına tabi olduğu noktaya kadar herkes 1'e 10 alır. 10 katını alır. Bir derecelik sevap işleyen kişi onun 10 katını alır Allah-u Teala'dan. Ama bir derecelik günah işleyen kişi aynı miktarda alır Allah-u Teala'dan. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala o kişiye 10 tane insanla mürşidine tabiyet halinde 1'e 100 vermeye başlar. Kişi nefse emmaredir. Ruh zemin kattan 1. kata kadar olan yolculuğu boyunca kişi nefse emmaredir. 1. kata ruhun ulaşabilmesi için nefsin kalbinde mutlaka %7 rahmet birikiminin, fazilet birikiminin oluşması gerekir. %2 rahmet zaten o kişinin kalbinde vardı. %7 fazilet birikimiyle ruh 1. gökyatına ulaşır. Nefs fizik vücudun içinde bir rehinedir. 1. gökyatının kapısını açar. %7'lik nur birikimiyle nefse emanede ve kişinin ruhu diğer bütün Allah'a doğru yola çıkan saflar halinde Allah'a yükselen nurlarda bu ruh 1. gökyatına kadar ulaşabilir. Diğerleri ya da orada kalacak olan kendisiyle beraber ilk defa çıkanlar, orada kalacak olanlar hariç diğerleri 2. gökyatına yükselirler. 2. defa %7 nur birikimi nefs-i levvame kişi nefsini kınıyor. Ruh 2. kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde 2. defa %7 rahmet fazilet birikimi. 3. defa %7 nur birikimi fazilet birikimi kişi nefsi
mülhimede. Nefsi levvamede kişi nefsini levh ediyor, kınıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Ama bir de bakıyor ki işlemiş bile. Ve bundan dehşetli kızıyor nefsine, nefsini levh ediyor kişi. Sonra üçüncü kata ruhu ulaştığı zaman yeni bir yüzeyin birikimiyle kişi nefsi mülhimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Sonra yeni bir yüzeyde nur birikimi ve kişinin Allah'tan aldığı bu nurlarla nefsinin kalbinde %28 nur birikimi. Kişi nefsi mutmainne de doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin oluyor. Sonra bu kişi için farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta beşinci defa nur birikiminde beşinci kata ulaşır ve burası dördüncü kattaki mutmainneden sonra, yani Allah'ın verdikleriyle kişinin kesin tatmine kavuştuğu noktadan sonra Allah'tan razı olma noktasıdır. Bundan sonraki yüzde yedi nur birikiminde Allah da ondan razı olur. Raziye ve marziye kademeleri veya radiye ve mardiye kademeleri. Ve nihayet ruh Allah'a ulaşır. Burası nefsi tezkiyedir. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada da kişi Allah'ın evliyası olur. Allah'ın evliyasından biri olur. Allah'ın velilerinden birisi olur. 21. basamak. Ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı andan itibaren o ruh Allah'ın zatında yok olur. Ulaşması 21. basamak. Allah'a sarılması, sığınağa sığınması, Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır ve evliyalığın birinci makamı söz konusudur. Fena makamı. Bu makama, evliyalık makamlarının bu birincisine fena fillah makamı denir. Kişi ne olmuştur? Allah'a ermiştir. Allah'ın evliyası olmuştur. Önünde fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ulul-erbab makamı, ihlas makamı, salah makamı gelecektir. 7 tane makam. Sevgili kardeşlerim, kim evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Akil ve bali olan, yani normal bir aklın sahibi olan ve büluğa ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Ne yapması lazımdır? Bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse saydığımız bütün bu merhaleleri geçecektir. 7 tane gök katını aşacaktır ruh ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu sığınağa sığınmak, meaba varıp Allah'a sığınarak evvap olmaktır. Kim evvap olmuşsa o evliya olmuştur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak
Allah'ın zatıdır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatındaki o sığınağa ulaşmak, en güzel sığınağa ulaşmak herkes için evap olmayı gerektirir. Mutlaka Allah'ın bütün evliyasının Allah'ın cennetine gireceği kesindir. Diyor ki Allah Teala ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li gayri li külli evvabin hafiz. Cennet uzak olmayarak takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını sığınağa ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde mürşidin ruhu gelip yerleşenler, böylece devrin imamını, devrin imamının ruhu gelip başlarınızına yerleşenler ve böylece devrin imamını muhafız olarak başların üzerinde taşıyanlar hafiz. Bundan 7 basamak sonra da ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, onlar da evvab. Ne demek evvab? Meaba, yani sığınağa sığınmış. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınak. Diyor ki Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol tutar. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala, meab olur diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır, hem de sığınakların en güzelidir. İşte burada duralım. Ve şunu söyleyelim. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştırır. Ona ulaşacak kadar ömür tanımışsa, yani 5-6 aylık bir ömür tanımışsa, o kişiyi mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin zatını, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Her şeyi Allah yapacaktır. O kişiye namazı sevdirecek olan Allah'tır. Orucu sevdirecek olan Allah'tır. Zikri sevdirecek Allah'tır. Zekatı sevdirecek Allah'tır. Mürşidi sevdirecek Allah'tır. Ve mürşide onu ulaştıran da gene Allah'tır. Bundan sonra zikir yaparak kişinin nefsinin, kalbinin temizlenmesini gene Allah sağlayacaktır. Hem o kişiye zikri sevdirecektir, zikir yapmak o kişi için bir zevk haline gelecektir, hem de o kişi için söz konusu olan şey, o zikrin sebebiyle nefsinin, kalbinin faziletlerle dolmaya başlaması. İşte o kişinin zikir yapmaktan zevk alması Allah'ın ona bir hediyesidir. O kişinin namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet getirmekten,
hoşlanması, hepsi Allah'ın ona bunları sevdirmesi sebebiyledir. Kişi sever. Neyi sever? İrşat makamını sever. Mutlaka tabi olmak ister. Kişi namaz kılmayı sever. Mutlaka namazını gerçekleştirmek ister. Kişi oruç tutmayı sever. İlk perşembe günü oruç tuttuğunda açlığı hissetmeyen, bu Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yoluna karşı hayranlık besleyecektir. Yolu benimseyecektir. Yolda olmak ona tarifsiz bir güven duygusu ve mutluluk verecektir. Allah'ın yolunda olmak, sığınağa doğru yola çıkmak, Allah'ın zatına doğru yola çıkmak, ruhunun sırat-ı müstakimde olması o kişiye tarifsiz bir heyecan verir, bir güzelliği yaşar. Allah Teala bütün ibadetleri o kişiye mutlaka sevdirir. Neden sevdirir? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana mülaki olmayı dilerse, diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, diyor Allah Teala. Bütün insanların ruhları Allah'a mutlaka geri döner. Ya bu dünya hayatını yaşarken geri döner kişi, konumuzu teşkil eden evliya olmak şerefine ulaşır. Hiç kimse ruhu Allah'a 21. basamakta ulaşmadan Allah'ın evliyası olamaz. Evliya olmak demek mutlak bir ölçüyü sağlamak demektir. O kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim bu Allah'ın kendisine seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmenin, evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan evvel evliya almanın hiçbir standardına kişi sahip değildir. Allah birçok insan seçer, bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka evliya olur mu? Mutlaka olur. Allah Teala onları mutlaka evliyalığa ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini nereden anlar? İbadetlere olan sevgisinden anlar. Namaz kılmak onun hoşuna gider. Oruç tutmak açlık ve susuzluk hissetmediği için onun için artık bir zevktir. Zikir yapmak, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı düşünmek onun için ayrı bir zevktir. Böylece Allah'ın bütün ibadetleri o kişinin sevdiği hususlar olmuştur. Aman şu öğle namazını da kılayım da şu namaz yakamdan düşsün şeklinde bir düşüncenin sahibi olmaz Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Çünkü Allah ona mutlaka sevdirmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, kim dilememiş. Kim namazı kılmaktan hoşlanıyorsa, orucu tutmak onun için bir zevkse, zikir yapmak onun için bir angarya değilse, zevkse, Allah'ın ibadetlerini yapmaktan hoşlanıyorsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Çünkü bunlar Allah'ın o kişide mutlaka oluşturması söz konusu olan özelliklerdir. O özellikler ancak bir tek şartla gerçekleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dileyen kişi dilemeyenden ayrılır. Dilemeyen Allah'ın ibadetlerini sevmez, sevemez. Şeytan onu devamlı ibadetlerden soğutmaya çalışır. O zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek için yeniden düşünmelidir. Ve mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemelidir. Eğer dilerse namazı, orucu, zikri, zekatı hepsini sevmeye başladığını görecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi ne zaman Allah'ın evliyası olur? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada. Burada nefsinin durumu nedir? Nefsinin kalbi %51 nurla bezenmiştir, faziletle bezenmiştir. Yani o kişinin pozitif tarafı, nefsin kalbindeki hasletler, faziletler daha doğrusu, nefsin kalbindeki afetleri aşmıştır. Daha çoğu, nefsin kalbinin daha çoğu faziletlerden oluşuyor artık. Kimdir Allah'ın evliyası? Başının üzerinde devrin imamını taşıyan kişidir. Kimdir Allah'ın evliyası? O kişi daha 7 kademe aşağıda mümin olmuştur, kalbine iman yazılmıştır. Onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Neden yok? Çünkü Allah'ın evliyası olan kişi 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennet verilmiştir ona. 10 tane insanla mürşidine ulaştığı an 2. kat cennet verilmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an 3. kat cennet verilmiştir. Bu kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip olmuştur. Allah-u Teala onu sahip kılmıştır. Neden? Nefsinin kalbinde faziletler %49, rahmet de %2 olmak üzere o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Yüce Rabbimiz bir güzelliğin etrafında topladı. Bir sevgi halesiyle kalplerimizi telif etti. Birbirine yaklaştırdı. Bizleri ihvan olarak, kardeşler olarak birbirine yakın kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Allah'ın evliyasına korku yoktur diyor Allah Teala. Neden? Ya Rabbi, sen niye onları cennetine aldın da beni cennetine aldın diye mahzun olmak olmadığı gibi o kişi Allah Teala tarafından 1. kat değil 3. kat cennetin sahibi kılınmıştır. Bunun için kişi korkmaz. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mahzun da olmaz. Çünkü böyle bir olayı hiç düşünmeyecektir bile. Ya Rabbi,
neden sen onları cennetine alıyorsun da beni almıyorsun demeyecektir. Çünkü onun gideceği yer cennettir. İşte şimdi acınma noktasında olan insanlar kimlerdir? Bir tarafta bir tek dilekle Allah'ın kendisine ulaştırdığı ve evliyasından kıldığı insanlar var. Evliyalık payesini kendilerine vermiş olduğu insanlar, bu şerefe nail kılmış olduğu insanlar, o insanların hepsi bir tek dilekle sahip oldular buna, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bir taraftan da din bilgisine sahip olan, üniversiteden mezun olan, doktora yapmış olan, master yapmış olan, ta profesörlük rütbesine kadar yükselmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. İşte onlar, sevgili kardeşlerim, onlara kalbim parçalanıyor. Onlar daha üst seviyelere layıklar ama kendilerine düşeni yapmıyorlar. Söylediğimiz halde, ayetleri gösterdiğimiz halde, Allah üzerlerine 12 defa farz kıldığı halde büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar ve o zaman hesapları tabiatıyla Allah ile. Ama biz onların da din konusunda bilgi sahibi olan herkesin Allah'ın cennetine ulaşması gerek diye düşünürüz. Ve öyle olmadığını gördüğümüz zaman onlar hakkında hep hüzün duyarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama Allah'ın ölçüsü ne din bilgisi ne vasıta emirlerin yerine getirilmesi. Allah'ın ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse, o kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Öyleyse siz mi evliya oldunuz? Hayır, Allah sizi evliya yaptı. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hep beraber Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim ki, edelim ki Allah bizleri evliyasından kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili evliya kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Sevgili evliyalık yolunda olan kardeşlerim, Allah sizlerden de razı olsun. Allah herkesten razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.